Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Önemli gelişmeler oluyor bugün. Dün size arkadaşlar asgari ücretin 5000 ila 5500 TL olacağını Ankara kulislerinde konuşulan rakamların bu olduğunu söylemiştik. Bugün de işverenler ASKON'dan büyük bir iş adamı 5700 TL teklifinin olduğunu söylemişti ve AK Parti bugün en düşük emekli maaşının 3000 TL olması için Kanun teklifi verdi arkadaşlar ve asgari ücrette AKPAR tarafından konuşulan rakam netleşmeye başladı. 5300 TL arkadaşlar. Detaylara gelin birlikte bakalım. Önemli şeyler oluyor. Bu arada asgari ücret net rakamı 30 Haziran 2022 tarihinde yani yarın belli olacak. Perşembe günü hepsini detaylı bir şekilde sizlere sunacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Teklif meclis masasına konuldu. En düşük emekli maaşı 3000 TL. Asgari ücret 5300 TL formülü masada arkadaşlar. AK Parti tarafından. Yılbaşında memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı kadar zam ve asgari ücretleri ise %50 oranına zam yapılmıştı. Ancak yılın ilk 6 ayı geride kalırken yapılan zamlar bir bir eridi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur, emekli ve işçi sınıfının enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini, memur ve emeklilere enflasyon farkının üzerinde bir zam yapılacağını ve asgari ücretler için ise zam çalışmalarının başladığını ifade etmişti. En düşük emekli maaşı için 3000 TL teklif sunuldu. Hatırlarsınız çok değil 5 ay önce Ocak ayında en düşük emekli maaşı 1600 TL idi ve bunu 2500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi de bu 3000 TL çıkarılıyor arkadaşlar. Yeter mi? Bana göre yetmez. Büyük şeylerde şöyle kıçı kıytırık evler bile 5000 TL oldu. Kiralar arkadaşlar. Hani yani şu şu an şu vaziyette bana göre samimi görüşümdür. İster katılırsınız, ister katılmazsınız. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekiyor bana göre. Asgari ücret neyse otomatik en düşük, iş, en düşük emekli maaşı o seviyede olması gerekiyor. Bana soracak olursanız arkadaşlar. Hani büyük şehirde yaşayan bir emekli eşi de emekli değilse 3000 TL'yi nasıl geçinecek bilmiyorum. Ben emekli emekli büyüklerimizi nasıl geçindiğini ben hakikaten anlayamıyorum. Yani çocukların yardımıyla mı geçiniyor, nasıl geçiniyor bilmiyorum hakikaten. Yani şu an 2500 TL şu an maaşlar, en düşük emekli maaşları 2500 TL. Büyük şeylerde ev size ait değilse geçinmemiz imkansız arkadaşlar. Hani karı koca emekli olsanız alacağınız en düşük emekli maaşı 5000 TL. Onunla da, da bence imkansız. Hayırlısı arkadaşlar. Detaylara devam edelim. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğen'in bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin iki Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sundu arkadaşlar. Teklifte 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 maddelik yasa teklifinde emekli aylığındaki alt sınır 2500 liradan 3000 liraya yükseliyor. Söz konusu düzenleme ile Maaşlar 3.000 TL'ye çekilmeyecek fakat öz maaşı ile 3.000 TL arasındaki tutar Hazine ve Maliye bakan tarafından karşılanacak. Buna göre normalde 2.500 TL emekli maaş alan bir kişi maaşını bankadan 3.000 TL olarak çekebilecek. Bu teklifi ek olarak bir de emekli maaşlarında enflasyon farkı zammı durumu öne çıkıyor. En düşük emekli maaşının 3.000 TL çıkması ardından ayrıca Kurban Bayramı öncesi verilecek bayram ikramiyeleri de emeklilerin rahat bir nefes almasını sağlayacak mı? umarız sağlar. Asgari ücrette %25 zam formülü var da AK Parti kulislerinden edilen bilgiye göre yıllık enflasyonun %75 aşması nedeniyle yılbaşından %50 oranında yapılan zam ile aradaki farkı kapatmak için asgari ücrete %25 zam yapılması konuşuyor. Bu da 5300 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Asgari ücret 5300 TL, en düşük emekli maaşı 3000 TL. Temmuz ayından itibaren asgari ücrete yapılacak zam sonrası da işverenlerin İşçi çıkarma riskine karşılık küçük işletmelere de destek verilmesi planlanıyor. Asgari ücret üzerinden kesilen SGK priminin belli sayıda işçi çalıştıran küçük işletmeler için devlet tarafından karşılanması söz konusu olabilecek. Bugün toplanan asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak karar 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı sonrasında maaşlara yapılacak kesin zam oranı da belli olacak. Asgari, asgari ücret tespit komisyonu arkadaşlar tekrar videonun başına söyledim burada da tekrar edeyim. Perşembe günü yarın 30 Haziran'da asgari ücret yeni asgari ücret belli olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yarın hepsini detaylı bir şekilde videolaştıracağız. Hayırlısı olsun. Şu an durum bu şekilde arkadaşlar.